Türkiye Enduro Şampiyonası'nın Fethiye yarışı 5 kaza meydanında magazin startıyla başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Fethiye etabı final ayağı için 5 kaza meydanında magazin startı verildi. Esenköy Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Offroad Park'ta gerçekleştirilecek olan yarışlar, prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar olmak üzere 6 farklı kategoride 44 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Final yarışları ise yarın saat 11'de başlayacak. Evet, şu an hepimiz çok mutluyuz. Böyle bir şey organize sağlayan başkanımız Sadık Bey'e de çok teşekkür ederiz. Gayet güzel bir organizasyon olacak. Herkese kazasız belasız bir yarış öneriyorum. İnşallah hayırlısı olur hepimiz için. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nı Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Orman Spor Kulübü Derneği ve belediyemiz bünyesinde organizatörlüğünde startını bugün verdik. Sezonun son final yarışı yine Fethiye'de sizlerle birlikte olacak. 44 sporcumuz bugün kıyasıya bir mücadele için teknik kontrolden geçtiler ve Esenköy mevkine doğru da motocross parkurumuzda bugün sıralama turları için 13'te start alacaklar. Güzel bir havada, güzel bir Fethiye'de atmosferinde bu güzel organizasyonu icra edeceğiz. Yarın saat 11'de start veriyoruz. Yine 17'ye kadar yarışlarımız devam edecek. Tüm Fethiye'yi de bekliyoruz. Fethiye artık turizm şehrinin yanında artık bir spor şehri. Ben bu anlamda emeği olan işte motosikletinden yüzmesine, işte atletizminden güreşine her branş neredeyse Fethiye bir cazibe merkezi haline geldi. Ben bu anlamda katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Fethiye motocross'un final etabı Fethiye'de. Fethiye'de bu yakışır herhalde. Ben bu anlamda Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir'e çok teşekkür ederim. Artık Enduro da Fethiye için bir marka haline geldi. Ekim ayı Fethiye için bir spor festivali ayı. İşte önümüzdeki hafta Fethiye Spor Festivali başlıyor. Babadağ Ultra yarışları var. Yani Fethiye gerçekten bu anlamda son 3-5 yılda bir çağ atladı. Ben emeği olan herkese ve siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ederim.